Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam ediyor. Hakikaten çok harika. Klipte yanlış görmediysen Oktay değil Oktay mi? Oktay abim var. Oktay Gürtürk değil mi? Selamlar olsun kendisine. O da buradan sevgilerimizi gönderelim. Çok yakın arkadaşımdır. O da çok güzel bir isim, çok güzel tabii bir ki yürek. Hakikaten yorumu, gırtlağı gerçekten çok iyi. Çok onu iyi da, ses. Evet, onu da ilerleyen zamanlarda haftaya olabilir mesela Oktay'cığım. Seni de burada ağırlamaktan, konuk almaktan onur duyarım. Oktay'la herhangi bir düetiniz oldu mu? Hayır, müzik albüm, anlamında, şarkı anlamında. Hayır, bu albümde klibini de oynamış herhalde. Klipte oynadı evet yani. Ben o dönemler Elazığ'a gittim. Oktay abi de Elazığ'daydı, bir ekstradaydı.
Tesadüf ama aradım abi işte filan dedi, Elazığ'dayım. Hı-hı. Abi klip çekeceğim. Evet. Seve seve dedi. Çünkü Oktay abin hakikaten bu camiada çok, çok iyi bir efendi, yeri var yani. Çünkü çok bütün efendi bir insan, evet. Sanatçılarla olsun, evet. Yani iş adamlarla olsun, herkesle çok iyi geçinen ve çok sevilen birisi yani. Ama çok sahnesi de çok biri. İyi. Çok ben iyi. İzledim sahnesini. Tabii, her salı ve cumartesi günleri Bakırköy'de, Melisa'da çıkıyor. Bakırköy Melisa'da. Melisa'da sahne alıyor. Anladığım kadarıyla ama çok iyi kişilerle çalışmış zaten. Yani. Şimdi zaten bu albümde ben hani ilk albüm olduğu için özellikle ben repertuvara çok yani dikkat ettim. Yani hı-hı. Ömer abiyle seçerken hı-hı. 1,5 yılımızı aldı bizim bu albümü hı-hı. yapmak. Evet. Yani çünkü doğru bir şey yapmak evet. istedim. Gerçekten inandığı insanlara yardımcı olan bir isim. Türkiye'de de çok önemli bir isim. Ömer Danış'ın çok güzel besteleri var. Benim gözlemim hani sadece dinleyici olarak hı-hı. mesela. Çok fazla 2 gün içerisinde kaset çıkaran böyle para veriyor. Hani tamam bitti gitti. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Volkan'cığım o konuya değineceğiz. Tahmin ediyorum seyircinin ayrıntılı bir telefonumuz varmış. Bekletmeyelim seyircimizi. Alo. Alo. Günaydın. Dilek günaydın. Türk İstanbul. Günaydın Dilek Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Gördüğünüz gibi efendim kahvaltılarımızı hazırladık. Masamızı hazırladık. Konuklarımız burada. Kahvaltı yapıyoruz. Evet, çaylarımızı yudumluyoruz biz bize yani. Evet şu an elektrikler de kesildi. Biraz kulaklıktan dinliyorum sizi. Konuklarımızı biliyor musunuz? Volkan Köksal bizimle. Uzman diyetisyen doktorumuz bizimle Sanem Hanım. Sorularınız var mı? Efendim? Sormak istediğiniz sorularınız var mı konuklarıma? Çok üzücü ama bir durum. Yani elektrik kesilmiş olmasına rağmen kulaklıkla evet, dinliyormuş. Evet. Yani Dilek Hanım lütfen tekrar bağlanın bize. İnternetten olabilir evet. Çok güzel bir şey. Teşekkür ediyoruz yani. Hakikaten süper bir şey. Biz o kadar çok evet, teşekkürler. Sizlere alkışlarımızı gönderiyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Elektrikler geldiğinde lütfen bize bağlanın. O kadar çok SMS geliyor ki. Bir saniye Volkan'cığım. Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Dekor hakkında, programın kalitesi hakkında, programın seviyesi hakkında, konu ve konuklarımız hakkında o kadar güzel yorumlarınız gelmiş ki, o kadar güzel tebrik mesajları gelmiş ki. Hepsini okuyamıyorum ne olur. Af buyurun. Tek tek o kadar çok mesaj gelmiş ki isimleri böyle süremiz yetmeyeceği için. Hepinize ayrı 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 teşekkür ediyorum. Sizlere layık bir program yapmaya çalışıyoruz burada. Konu ve konuklarımızla sizleri doğru aydınlatmaya çalışıyoruz. Sabahın bu saatlerinde böyle hem müzikle hem güzel sohbetimizle, samimi içten sohbetimizle, konuklarımla birlikte güzel zamanlar geçirmenizi, güzel zamanlar keyifli bir sohbetle evet. birlikte güzel zamanlar geçirmenizi arzu ediyoruz diyoruz. Ve Volkan'a ses hakkı veriyorum. Buyur Volkan sıra sende. Arif Antlı kardeşime son teşekkürlerimi sunuyorum. Zaten buradan ulaşmak evet isteyen insanlar da evet. Antlı menajerlikten ulaşabilirler bana. Arif Antlı. Herhangi bir Arif hakikaten çok çok sevdiğim, çok değer verdiğim kardeşim. Çok da değerli. Evet, çok da değerli bir insan. Evet. Biz de hemşireyiz efendim. Unutma ben de Erzurumluyum. Eda. Arası al dadaşalıyız. Tabii dadaşalıyız. Dadaşı ve Gakkoş. Aynen öyle. Erzurum, Antep, Elazığ. Değil mi? Ne kadar güzel bir doğru temsil ediyoruz yani. Doğru temsil ediyoruz. 3 tane şey. Hakikaten. Konuşuyorduk galiba. Bir şey söyleyecektim ben ama. Ben onu söyleyeceğim. Şimdi albümü yapıyorlar. Hani buradan ben birkaç defa katıldığım programda söyledim bunu. Hani bana farklı bir şekilde geliyorlar. Hani niye söylüyorsun falan. Evet. Ben söylerim. Neden söylerim? Hakikaten yani bu işi yapamıyorsan yapma. Hani sırf bu iş hani albümü yaptım. Ben televizyona çıktım. İşte şarkımı söyledim. İşte ben şöhret olmak istiyorum. Ben veya insanlara tanıtmak istiyorum. Bu değil. Evet. Çünkü artık hani albümüm bitmiyor. Doğru. Yapmış olduğun doğru. canlı performans tabii. çok önemli. Alacağım senden bir kuple. Düşündün mü? Düşündüm. Hadi bakalım alalım mı o zaman? Alalım. Açık mı ses? Seni ne söyleyeceksin? Seni öyle severim ki gözlerine inanamazsın. Çok güzel size bir şarkı. Teşekkürler efendim. Çok mersi. İzzet Alısağ da söylemişti değil mi? Evet. Bir albümünde okumuştu o. Tabii. Söz müzik... Zaten bunu. Söz müzik kime ait? Emrah'a ait. Hakikaten. Hakikaten değil mi? Eski aşklara yazılmış sanki böyle. Sen de eski aşkına ithafen mi okuyorsun? Hayır eski aşklara değil de. Hani şöyle bir şey var. Yani şarkılar yazılırken keyifli şarkılar da yazılıyor. Ama onun güzel. Atmosfere bağlı yani. Hakikaten güzel bir şarkı seçtin. Çok güzel bir şarkı. Ben de çok seviyorum. Sürekli sahnemde okurum ben bunu yani. Mutlaka. Çok güzel. Dinleyelim o zaman. Seni öyle severim
ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum. Baksın her yerde güneş gibi doğarım. Canımın içi, canımın içi, yalvarırım. Uzanıp tutuver ellerini, yalvarırım. Senden eksik etme beni, yalvarırım. Yaşayalım eskisi gibi, canımın içi, canımın içi. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok sevdiğim şarkı. Hakikaten yani sabah sabah değil mi Sanem Hanım? O nasıl bir gırtlaktır, o nasıl bir yorumdur yani. Hakikaten çok güzel. Ben hakikaten. Evet, tekrar bir telefonumuz varmış. Hemen alalım. Alo. 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 Hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın. Akın Devrimci İstanbul. Evet. Günaydınlar merhaba. Akın Bey. Teşekkürler. Çok mersi. Konuklarınıza da merhabalar. Hoş geldiler. Buyurun Akın Bey. Ben şimdi kilolarla ilgili konumuzu bugün ele aldığınız için yetişenimize bir sorum olacak. Buyurun. Ben sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktıktan sonra göbek bölgesinde korkulu rüyası olan göbeğimiz oluşmakta. Yalnız yemeğe içmeye de daha fazla önem vermekteyim. Bununla ilgili acaba bize ne tavsiye edebilirsiniz? Ha, sigarayı bıraktınız, kendiniz tabii iştah açıyor. Doğru. Çünkü dil üzerindeki tad alma duyuları tekrar devreye girmeye başlıyor ve insanlar daha önce yediklerinden daha fazla yemeye çalışıyorlar. Neden? Kaç kilo aldınız Akın Bey sigarayı bıraktıktan sonra? 80 oldum. 10 kilo falan aldım. 70 kilo sigarayı bıraktığım zaman. 10 kilo. Evet, fazla mı varmış Akın Bey? Şey değilmiş. Ne kadar oldu sigarayı bırakalı? İki buçuk ay. Peki. Hmm. Yaş kaç bu arada, onu da öğrenebilir miyim? Yaşım 32. Tamam. Herhangi bir başka bir sağlık problemi nedeniyle mi bıraktınız, yoksa artık sigaradan uzaklaşmak istediğiniz için mi? Uzak durmak açısından. Anladım. Peki. Şimdi şöyle bir durum var. İlk başta yemek tercihlerinizi tekrar değerlendirmeniz lazım. Neler yiyorsunuz? Kaç saat aralıklarla yiyorsunuz? Ben bunu çok sıklıkla söylüyorum. Hani 3 saatten fazla açlık olmamasını istediğimiz için, ama şimdi siz sigarayı sonuçta eğer saat başı gibi içiyorsanız o her saat başında bir şeyler yeme ihtiyacınız olacak. Bunun yerine böyle bir meyve çayı gibi bir tarif verebilirim mesela. Hem bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, hem metabolizmanızı hızlandıracak, hem de sizin tekrar sigaraya dönüşünüze etkileyecek bir tarif bu. Bunun dışında verdiğim tarifte de var zaten, ama bunun dışında karanfil çiğnemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü karanfil gerçekten sigaraya olan ihtiyacı azaltıyor. Zaten siz yolun en zor kısmını başarmışsınız. 2,5 aydan beri sigara içmiyor olmak gerçekten çok büyük bir başarı. Kilo gelecektir ama sigaranın yarattığı olumsuz etkilerden çok daha rahatlıkla kurtulacaksınız diye düşünüyorum. Tarifi de verecek olursam eğer, 2 elma, 1 portakal, 1 limon, 1 çubuk tarçın, 3-4 tane de karanfili 2 litre suya koyuyorsunuz. Bunları 5-10 dakika kadar kaynatıp, süzüp gün içerisinde istediğiniz zaman içebilirsiniz. İçerisindeki tarçından dolayı midede besinlerin boşaltım hızı yavaşlayacak ve sizin kan şekeri dengenizi sağlayacak. Bu nedenle de yemek alımınız azalacak. Meyveler 2 elmanın, 1 portakalın ve 1 limonun içerdiği C vitamininden dolayı sizin yine bağışıklık sisteminiz güçlenirken
Aynı zamanda metabolizma hızlandırıcı etkisinden yararlanacaksınız. Buradan da çift etkiyi görmüş oluyorsunuz. Karanfil de zaten az önce bahsettiğim gibi sigaraya karşı olan eğiliminizi ya da bu iştah durumunuzu kontrol edecek, etki gösterecek. Rahatlıkla her gün içebilirsiniz ya da bir gün var bir gün yok yine yaparak, kaynatarak bunu gün aşırıda yine tüketimini sağlayabilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam açıkçası bir diyetisyen kontrolüne girmeyi tercih ederim. Çünkü 2,5 ayda 10 kilo az bir kilo değil. Haftada 1 kilo almışsınız neredeyse. O yüzden bir diyetisyenle görüştüğünüz takdirde size daha almanız gereken besinleri en azından söyleyerek çok daha fazla yardımcı olabilir. Daha fazla kilo artışını durdurup aksine tekrar eski kilonuza dönmenizi de sağlayabilir açıkçası. Bunun yanında spor yapması gerekiyor mu? Spor zaten hani rahatlıkla yapabilir, yürüyüş olabilir, koşu olabilir, yüzme olabilir. Şu andaki mevcut durumu nedir bilmiyorum ama mutlaka bir yürüyüş yapacaksanız da 18 ila 22. dakikada yağ yakımının başlayacağını düşünecek olursak yarım saatten daha az bir yürüyüş ya da farklı bir egzersizi tavsiye etmiyoruz biz açıkçası. O yüzden yapacağınız egzersizler minimum 30 dakika olmak durumunda. Bunu da eğer hayatınıza sokarsanız sigaranın olumsuz etkilerinden de daha çabuk kurtulursunuz. Artık kilonuzu da daha rahat koruma altına alırsınız diye düşünüyorum ben. Kendinizi incecik dal gibi şey yaptığımızda değil mi? Hani böyle evet. Hayal ettiğimizde Akın Bey. Ama 2,5 ayda 10 kilo. Çok ciddi bir miktar aslında. Çok ciddi yani, değil mi? Çok ciddi. O yüzden de daha fazla hani bunu geciktirmeden bir kontrole girmesinde yarar var. Çünkü artık bir eğilime girmiş. Siz vücudunuza yağı tanıtırsanız vücut yağı seviyor. Evet. O yüzden de hani bunun daha fazla olmasındansa daha geriye dönük tekrar başa dönmekte yarar var. Tahminimce Akın Bey'in de tabii göbek kısmında da bir yağlanma söz konusu zaten olmuştur. Zaten erkeklerde genelde göbek çevresinde oluyor. Hı-hı. Genelde göbek çevresinde. Hani bir erkek göremezsiniz. Hani kalça çevresinde çok fazla yağlanma kadınlarda olan. Hani kadınlarda daha çok oluyor. Evet. Erkekler bu konuda çok daha riskli. Neden? Çünkü bel çevresi dediğimiz yer organların olduğu yer. Organların yağlanması demek. Ben gidiyorum falan değil mi? Organları sağlığını korumak açısından önemli bir şey bence hakikaten yani tek başına bu konuyla uğraşmak yerine bir diyetisyenle fikir alışverişinde bulunması çok daha doğru olacaktır. Ama işte bazı mesela benim çevremden arkadaşlarıma diyorum Yeliz diyor yani diyetisyen ben 2 dilim yiyorsam diyor 4 dilim öneriyor bana diyor mesela ben bu kiloyu nasıl vereceğim diyor. Ama hani her diyetisyen aslında doğru mu yönlendiriyor ya da hastayı mı çok iyi tanıması gerekiyor? Hakikaten ben mesela ilk bana bir hasta geldiği zaman 1 saati geçen süre görüşüyoruz biz. Ne yer, ne içer, nereye gider, dışarıda yemek yediği zaman ne yer, alkol alır mı, almaz mı, çay ne kadar tüketir? Yani böyle sorabileceğim yüzlerce soru çıkıyor bir anda. Ve 1 saatin sonunda artık az çok fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve ben mesela hiçbir zaman şöyle bir şey yazmam. Evet, sabah 2 dilim ekmek, 1 dilim peynirle başlıyoruz diye bir şey yazmam. Sabah ne yersiniz diye sorarım. Evet. Kişi kendi yapabileceğini anlattığı zaman orada ortak ama noktaya... Ama gerçekten yediğini mi söylüyor? Yoksa diyetisyene şey yapmak için, gözüne girmek için. Zaten yok şey doktor olma hiçbir şekilde. Ben 1 dilim yiyorum falan tabii ki. Diyetisyene gelmek zaten karar meselesidir hakikaten. Evet. Yani ya diyetisyene bir doktor yönlendirir ya da gerçekten kişi tamam artık ben... bir profesyonel yardım alacağım her deyip gelir. Onun dışında hani keyif için beyin gelen alakalı. Çok fazla evet kesinlikle beyinle alakalı. İrade. Biz ortak noktada buluştuğumuz zaman kişilerle çok daha rahat kilo vermeyi sağlıyoruz aslında. Çünkü yapabileceğini söylüyor. Evet çeşitlilik sağlamak lazım. Ben mesela birçok meslektaşımı tenzih ediyorum bu konuda. Ne yazık ki çok fazla görüyoruz böyle matbudan kopartılıp verilmiş diyetler işte. 6 kaşık sebze yemeği ama o kişinin sonuçta 6 kaşıkla doyup doymaması önemli. Her dolabında aslında bir diyet şeyi var, listesi vardır var yani. Herkesin ayrı değil mi yani? Herkesin ayrı. Ben diyorum ya en başında da söyledim programın bazı kişiye 4 tane öğün veriyorum, bazısına 13 tane öğün veriyorum. Yani bu bambaşka bir şey yani. Ve kilo veriyorlar. Çok da güzel kilo veriyorlar. Uygun aralıkta bizim istediğimiz aralık 0.5 ila 1,5 kilo ayda. Her haftada pardon. Her hafta biz minimum bu kişi 13 öğün verdiğim kişiyle her hafta 1 kilo 200 gram yağ veriyoruz. Yağ veriyor olması da çok güzel. Obez kişilerde ilk başta su gider, sonra yağ döner. Ama bu süreci çok iyi atlatmak lazım. Tabii.
Mesela kısa sürede kilo alımında mesela onun verme süreci daha kolay olur daha aslında kolay. Değil mi? Çünkü oturmuş ve sabitlenmiş bir kilo değil. Siz bir 5 sene boyunca o kiloyu taşıdıktan sonra vücut seviyor artık o onun arkadaşı. Onu kabullenmiş. Ama çok daha kısa sürede. Sen gitme diyor yani. Evet. Gitme. Akın Bey'de olduğu gibi yaptıkları zaman hani. Yaptıktan sonra artık dediğiniz gibi. Evet yani. Çok daha zor. Hani vücut seviyormuş. Aynen. Seviyor. Yani siz tanıtıyorsunuz o yağ vücuda. Mesela siz işte 2 aylık, 3 aylık bir diyet periyodu uyguladınız hastaya. O süreden sonra tamam istediği hasta istediği kiloya kavuştu. Gayet mutlu. Psikolojik anlamda da hani kıyafetleri rahat hissediyor kendini. O süreden sonra o korumalı. Diyeti bıraktıktan sonra nasıl korumalı? Biz son ayda artık hani ortalama kilonun yarısından fazlasını mesela 10 kilo verecek. Ben genelde böyle yapıyorum. 7 kiloyu verdikten sonra ben zaten onu koruma programını almaya başlıyorum. Ne yapıyorum mesela? Normal hayatında eğer kişi mantı mı yiyor? Evet mantıyı koyuyoruz bir güne. Ve öğretiyorum hani mantıyı yediğin gün bunu öğlen saatlerinde yemen çok daha doğru. Ama öğlen değil de akşam yiyeceksen o zaman ters yapacağız. Öğlen yemeğinde birazcık daha hafif geçireceksin. Akşamleyin karbonhidratını alacaksın. Akşam mantı gibi böyle bir karbonhidrat içeriği yüksek bir yemek yedikten sonra meyve yemek yerine süt, yoğurt, ayran gibi farklı bir protein kaynağından almanı tavsiye ediyorum diyorum. Ve bu son ayı da böyle bu şekilde eğitimle geçirdiğimiz zaman zaten kişinin bundan sonra ihtiyacı da kalmıyor. Koruyor çünkü. Mesela zinde kalmak için ben arada bir böyle soda, meyveli soda ile ayranı karıştırıyorum. Meyveli sodalarda ben çok hani soda ayran evet çok güzel bence çok kullanırım zaten diyetlerde özellikle ara öğünlerde kişi yeniden bir canlandırma etkisi gösteriyor çünkü elektrolit birazcık dengesinde. Birazcık uyku getiriyor aslında o ayran ama ayranı fazla kaçırdığınızda. O da biraz psikolojik etki hani ayran evet uykumu getirecek dediğiniz zaman uykunuzu getirir. Ama tamamen evet enerji verecek bana diye içtiğiniz zaman gerçekten bu biraz oyun beyinle yaptığınız bir oyun bu. Nasıl diyeyim? Bunu yapmak çok rahat ama şey yapmakta yarar var. Kullanmakta yarar var. Tabii yine kesinlikle. Ara ürünlerde, değil mi? Kesinlikle. Bir telefonumuz varmış. Alo. 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 Günaydınlar. Mustafa Yılmaz İstanbul. Evet. Yeliz Hanım merhaba. Merhabalar Mustafa Günaydın. Bey. Günaydınlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Sizden nasılsınız? Teşekkürler. Çok mersi. Hayırlı uğurlu olsun programınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Nasıl buluyorsunuz? Nasıl buldunuz dekorumuzu falan? Valla süper. Çok iyi. Konuklarınız da çok güzel. Volkan'a buradan selamlarımı yolluyorum. Çok sağ olun. Çok mersi. Mustafa Bey bakın Volkan Bey bir şey dedi. Doğruları mı söylüyorsun? Doğruları söylüyorum. Benim seyircim yalan konuşmaz. Benim seyircim, benim izleyicim yalan konuşmaz. Buyurun Mustafa Bey, dinliyoruz efendim. Buyurun. Volkan, ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Vallahi mutlu oldum aramana gerçekten. Şaşırdım da yani, çok mutlu oldum. Vallahi programda olduğunu duydum, hemen bir arayayım dedim. Yeni çok teşekkür, Mustafa Yılmaz, sanatçı, yeni albüm çıktı. Çok da başarılı bir çok sevdim kardeşim. Bir hayırlı olsun diyelim dedim. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun çıktı. Mustafa Bey. Albümü yeni çıktı çok Mustafa. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizi de en yakın zamanda konuk alalım buraya. Doğruları söyleyin, gerçekleri söyleyin. Evde misin Mustafa? Volkan candır, can. Dosttur, ol, hakikaten yüreği o güzel. O senin gönlünün güzelliği. Ben onu gerçekten çok seviyorum. Bu devirde sağlam, böyle sahip olunabilecek değil tek, mi? Yüreğe sahip olabilecek ol, tek insandır. Onu hakikaten çok seviyorum. Ben de seni seviyorum kardeşim. Çok sağ ol. Benim varmıyorlar, çok sağ olasınlar. Çok mutlu oldum aramana gerçekten. Teşekkürler. Bir şey diyecektim aslında. Diyetisyenimize sorunuz var mı Mustafa Bey? Hani kilo probleminiz var mı? Hani göbek probleminiz var mı? Mustafa'yı görseniz, Mustafa hani diyetisyene gidip de diyecek ki ben nasıl kilo alabilirim? Ha o kadar zayıf yani. Mustafa Bey o zaman şöyle sorunuz olsun diyetisyen uzmanımıza. Ben nasıl kilo alabilirim? Ben nasıl kilo alabilirim? Buyurun. Süpersin. İlk ama tam ilk yani. Böyle bir soru ile karşılaşıyorsunuz. Erkekten aslında altyazı geçmesi lazım. Şok. Erkekten, ederim, vallahi. Erkekten evet. Şimdi şöyle eğer bir halsizlik durumunuz yoksa ya da asabiyet durumunuz yoksa kilo almanızı çok fazla
tetiklemek durumunda değiliz ama eğer siz hani giydiğiniz şeyi yakıştıramıyorsunuz, bunun hani oluşturduğu olumsuz etkileri de yaşıyorsanız kilo almanız lazım. Bunun için de Allah'a şükürler olsun. Hani kiloyla alakalı bir problemim yok. Sağlığım, saatim çok iyi yerinde. Çok güzel. Allah olmayanlara nasip etsin diyorsun. Ne güzel. Evet. Metabolizma ile ilgili bir şey. Metabolizmanız hızlı. Çok güzel. Bazı kimseler gibi yavaş değil herhalde, değil mi? Göbek probleminiz de yok. Yok, çok şükür. Allah'a şükür. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ben sana kilo aldıracağım. Ne kadar güzel. Ben aldıracağım ona kilo. Ekranlara çok yakışıyorsunuz Yeliz Hanım, hakikaten. Gözlerinizi böyle açamıyoruz, kamaştırıyorsunuz yemin ederim. Allah başınıza dayın etsin inşallah. Çok teşekkürler. Böyle her sabah artık tekrardan böyle bir programımın reklamını yapayım. Efendim Yeliz Akay'la Sabah Keyfi hafta içi her gün 10 ile 12 arasında canlı canlı 2 saatle sizin sayenizde birazcık şöyle bir programın reklamını yapayım efendim. Böyle dop dolu bir programla böyle neşeli, keyifli, doğaçlama. Harikasın. Hakikaten harika görünüyorsunuz. Allah utandırmasın diye. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. İlerleyen zamanlarda canlı canlı yayınımızda sizden de bir söz alayım. Önümüzdeki hafta sizi buraya bekliyoruz. İnşallah. Seve seve her zaman gelmeyebiliriz. Peki. Çok sağ olun. Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler bağlandığınız için. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler. Evet, değil mi? SMS'ler gelmeye devam ediyor. Fransa'dan Nesrin Güney sevgilerimizi gönderiyoruz Fransa'ya efendim. İstanbul'dan Hülya Erdoğan, Zeynep Elmalı sevgilerimizi gönderiyoruz. Ayrı ayrı okuyamıyorum. O kadar güzel şeyler yazmışsınız ki çok teşekkürler. Dediğim gibi neşeli, keyifli bir program yapmak, kaliteli bir program sunmak sizlere. Masko'dan Uğur Mobilya, Uğur Bey şu anda bizleri izliyormuş. Kendisine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Başka senin de hayranlarından gelmiş. Onları okuyorum. O kadar çok kıskanıyorum kendimi. Bayanlardan özellikle. Hakikaten yani senin bayan hayranların var. Güzel şeyler yazmışlar. Neyse yayından sonra şimdi okumayayım. Hayır, yayından sonra okuyacağım. Çorum'dan göndermişler Şirin Hanım. Ordu'dan gelmiş, İstanbul'dan gelmiş, Batman'dan gelmiş. Ayşegül Köse, Hülya Erdoğan, Nuriye Engin. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum efendim. Nerede kalmıştık? Mustafa'da kalmıştık. Mustafa Bey'i gönderdik. Hayır, kıvırma. Mustafa Bey'i gönderdik. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Nerede konuştuk? Sigaradan dolayı. Sigaradan dolayı dedik. Sonra Mustafa Bey bağlandı. Evet. Yani Mustafa'ya kilo aldırmaya çalışıyordum. Hayır, bir şey söyleyecektin sen. Ben şey söyleyecektim aslında. Düşürmeye çalışıyoruz aslında. Hayır hayır. Hayır ondan değil de. Yok, ben albüm hakkında sevgili izleyenler. Hayır. Albüm hakkında bir şey söylemek istiyorum. Evet. Mesela küçük bir cümle kurmak istiyorum. Hı-hı. Da. Hani albümde emeğe geçen bütün dostlarıma, bütün büyüklerime sonsuza şükürlerimi sunuyorum. Çünkü albümün içerisinde çok iyi üstadlarla çalışmak bana nasip oldu. Ömer Danış'ı da Türkiye'nin çok iyi enstrüman çalan insanlarıyla çalıştım. Hmm. Yani bu benim için büyük bir şanstı. Yani o şansı bana veren değerli büyüğümüne Ömer Danış'a çok teşekkür ediyorum. Artı albüm içerisinde iki tane şiir veren değerli arkadaşım Birsen Şiir'ine çok teşekkür ediyorum. Çok acılar çektiğim bir şiiri ona aitti. Sen Bir Çiçeksin adlı bir şarkımız var. Onun şiiri de ona ait. Ona da çok teşekkür ediyorum. Aslında işte sadece güzel ses de yeterli değil, değil mi Volkan? Yani gırtlağını çok güzel konuşturursun. Çok güzel ama işte o altyapı aslında çok önemli. Aslında müzik. Şey, tabii müzik de aslında. Enstrümanlar değil mi? Şimdi ben firmada otururken, dağıtım firmada otururken konuşuyoruz. Hani benim gerçek anlamda hani promosyon aşamasında hani çıkmadım kanal kalmadı benim. Hani büyük kafa kanallarından tut bütün kanallara kadar. Bir yere yapıldı gittim. Yani. Tabii hepsine gittim. Evet. Yani klipler döndü, halen klip çekildi, halen dönecek. Bana tek bir cümle kurdu. Değerli patron Sait abi. Bana dedi ki, Volkan dedi, senin bu yaptığın promosyon, çektiğin klipler, bu koşturmaların ciddi anlamda 99-2000 yıllarında olsaydı. Hakikaten Türkiye'de hani pat dedim, patladın yani, öyle gittin yani. Evet. Çünkü bu son zamanlarda yani kendini diyorsun, tanıtıyorsun ama sanatçı çok oldu. Evet. Şimdi herkes bir kanalı açıyor, bir yerde biri şarkı söylüyor. Hani bu işi bilen de söylüyor, hani bu işi bilmeyen de söylüyor. Değil mi? Hani bu neden kaynaklanıyor? Dediğim gibi cebinde parası var, parasını veriyor. Yani albüm yapıyor. Zevkine albüm yapıyor. Tabii ya, evet. Albüm yapıyor yani. Sizi tanıyor diyelim. Veya işte bir radyocuyu tanıyor, oradan radyodan şarkısını çalıyor. O konuk alıyor. Hani o bu sefer o sahnenin tozunu yuttuğu zaman, o 3-5 kişinin alkışını aldığı zaman diyor ki tamam yani ben bu işi başardım. Evet, değil halbuki. Şey. Bu işin bir temeli var. Ben özür dileyeceğim. Çok küçük bir cümle daha kuracağım. Ciddi anlamda bu işin okulu gazinodu ve düğün salonu olur.
Değil mi? Tabii. Yani ben alaylıyım. Ben hani okul okumadım. Hani ha, onu soracaktım. Tabii, hani alaylı ben. Ben sahnede eğitim aldım. Evet. Çünkü 11 yıldır ben sahnedeyim. 11 yıldır. Hani çalışmadığım yerler artık kalmadı yani. Evet. Hani çünkü... O kadar sözünü kesiyorum Volkan'cığım. Müzik sektöründe şöyle bir baktığımızda büyük isimler... Evet. Gerek popta, gerek Türk sanat müziği, gerek Türk halk müziği, gerek arabeskte. Değil mi? Onlar Müzeyyen Senarlardan tutun da işte aklıma Emel Sayınlar zamanında işte o gazino evet. terbiyesini almış, ahlakını evet, almış insanlar da, aslında değil mi? Onlar tabii ki yani onlar... Onlar bile onlar, kendilerine tabii ki, tabii şarkıcı ki. Diyorlar. Daha tabii ben ki, sanatçı mutlaka, değilim mutlaka. Diyorlar. Yani İbrahim Bey bile hani ben yani, şarkıcıyım mutlaka, diyor. Mutlaka mutlaka. Yani zaten albümü yapıyor. Ya, albüm evet. yapmak basit bir şey. Albümü yaptın bitirdin. Değil mi? Sana sonrasını evet. nasıl olacak peki? Konserlerin, evet. canlı sahnelerin, bar programların nasıl olacak? Evet. Hani onu düşünmüyor. Hani ona çıktığı zaman sen şarkısıyla tanıyorsun onu. Çağırıyorsun, teklif geliyor, bir yerde program yapıyor. İki saat değil, bir saat bile belki dinlemeden bu kalkıyorsun. Alt, bu mu diyorsun yani? Alt soundlarla çok oynuyorlar değil mi? Sen daha iyi bilirsin stüdyo oynuyorlar ortamında. Ses oynuyorlar. Alt şeylerle bu ne deniyor ona bir şey deniyor ya. Çoğunu ya. Zaten kendi onlarla uğraşıyor. Veriyor. Ondan sonra canlı yayında söyleyemiyor. Tabii ki. Yani çoğunu... Biz ne yapıyoruz sevgili izleyenler? Sizin güveninizi kazanmak için her gelen albümlü sanatçıdan canlı istiyoruz. Bir kuble de olsa tabii rica ki. Ediyorum okumasını. Çünkü yani. Biraz bu... prensip işi, biraz bu cesaret işi aslında. Mutlaka, değil mutlaka, mi? Mutlaka. Hani bir tane albümü yapıp da ya da iki tane ama albüm çıkartıp da. Yani bu şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani bu Allah vermiş. Parayla satın alacağım bir şey ki. Değil bu yani. Tabii bu ki. Allah vermiş bunu yani. Hani benim bir arkadaşım vardı albüme giriyor. Albümü yapacak işte. Beni diyor ki abi benim sesim işte Yakup Ekim, işte yok İbrahim Tatlıses, İzzet Yıldız sana benzesene diyor. Hani adam zannediyor ki o normal kara yapıyor. O da diyor ki tamam diyor sen sesin çıkamıyor diyor. Ben seni daha kimlere benzeteceğim diyor. Hani espri yaptığını zannediyor halbuki. O aranjör de espri olarak kabul ediyor. Hani iş mikse geliyor artık. Yani sazlar bitmiş, okuma bitmiş, mix, mastering falan yapacak. Evet, evet. Bu ciddi ciddi halen adamın kapısını çalıyor. Abi diyor ben sesimi bunu yapsana diyor. Adam diyor ki ya sen ciddi mi söylüyorsun diyor. Ya kardeşim diyor hani ya. Şöyle bir şey yani bu Türkiye'de bir tane İzzet Yıldızhan var. Bir tane tabii İbrahim ki. Tatlıses tabii var. Ki. Bir tane Bülent tabii Ersoy var. Tabii ki. Hani sen tamam onun gibi okuyabilirsin ama... Çakmalar da zaman, çıkıyor yani, taklidi de çıkıyor. Onu yaşatıyorsun sen. Doğru. Sen kendine özgü bir şey zaten varsa var. Yani sen bilgisayarlarla ben sesimi düzelteyim, işte sesime şunu yap, bunu yap. Bu değil ki yani. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak senin gözünde, sen de bu sektörden, müzik sektöründe olan sanatçı adayı olaraktan Volkan'cığım. Sence kim olmalı? Yani İbrahim Tatlıses'in duruşunda, hani İmparator böyle bir haberler çıktı biraz evet. Yazılı basında. Onun... Alişan mı, İzzet Yıldızhan mı? Bence İzzet Yıldızhan yani. Neden? Neden derseniz yorumu çünkü onun duruşu, onun hani kendi konum olarak durduğu bir makam, durduğu bir yer yani daha ağır yani. Hani birilerinin koltuğuna layık görülüyor. Belki halk tarafından, belki onu, bu sektördeki insanlar İzzet tarafından. İzzet Yıldızhan onu götürebilir ama Alişan zannetmiyorum yani. Çünkü Alişan'ın daha şu an ne yapmak istediği de belli değil. Hani albüm çıkarıyor. Artık dikkat ederseniz düetler. Hani bu son zamanlarda evet, düet yapıyorsun. Bir düeti oldu. Hani kendi albümünle zaten sen bir eğer oturmuş bir ismin varsa halk seni zaten benimsemişse. Arabesk aslında değil mi? Tabii ki yani. Yanlışsam düzeltme. Halen şey söyleyeceğim. Arabesk. Halen isim olmasına rağmen birilerinin sırtından bir şey yapıp da hani biraz daha zıplayayım düşüncesinde. Bu yani değil Demet, yani. Demet Akalın'la yaptığı tabii. Düetten bahsediyor. İşte ben de onu söylüyorum. Hani bir şey yaparken, albüm yaparken ben birilerinin sırtına çıkarak veya birine laf atarak birinin bir yerde çıkarak işte magazin bir yerde görünerek ben bir yere gelmek istemiyorum ki. Tabii ki. Gerçekten gelmek i̇şte istemiyorum. İşte onun gibi çok örnek var. Onun gibi bir tane var işte Türkiye'nin ciddi söylüyorum bunu hani ben yürekten söylüyorum bunu. Türkiye'de başımıza bela etmişler yani bunu yapan Erol Köse yani. Nihat Doğan gibi bir adamı yani başımıza şöhret ettiler yani. Harbiden ben şaşırıyorum. Twitter'ın var mı? Twitter'ın. Böyle bir adam ben. Twitter'ın var mı? Yemin ediyorum sana ben Türkiye'de değil dünyada. Bütün sanatçılar Allah korusun, Allah herkesin ömrünü ömür katsın, vefat etsin. Erol Köse'de çok sırlar var son ama. Son Nihat Doğan kalsın ben odamı evet. dinlemem. Ama çok sırlar var Erol Köse'de. Dinlemem yani ben onu şimdi yani. Ayrı ayrı Twitter'ın var mı Volkan'ın? Var. Kimleri takip ediyorsun? Kimleri takip ediyorsun var, seni çok? Sanat camiasında çoğu olan kişiyi takip ediyorum yani. Evet. Erol Köse'yi takip ediyor musun? Ediyorum. Onu zaten bir son dakikada. Yani hakikaten son dakika. Şaşırmıyor. Şimdi insanlar, evet benim şahsi görüşüm bu tabii. İnsanların hani geçmişini bilebilirsin. Ya çok konuşmak iyi değil ya. Yani çok konuşmak Nihat Doğan hakkında da falan. Yani. O kendi... Niye? Bir şey söyleyeceğim. Yarışmada ekmek mesela verirken, Survivor yarışmasında. Ekmek verirken onun sırtından para kazanırken hani iyiydi de yani ayrıldım bitti. Kötü mü oldu yani?
Evet, sırlarını belli bir geçmişin var, 5-6 yıl veya 10 yıl beraber çalışmışsın, albüm yapmışsın, belki onun sırtından çok paralar kazandın ama ondan ilişkin bitti, o kötü oldu. Böyle bir şey yok yani. Değil mi? Bir adam kötüyse zaten baştan kötüdür yani. Ama işte yani. O da birazcık o biraz da gündemde yani, aslında. Birazcık gündemde birazcık böyle gündeme karıştırmak, gündemde kalmak adına yani. Hani dediğim gibi işte insanlar halen biraz, evet. Diyor ki hani albüm yapacağım yanımda arkadaş, işte albüm yapacağım ya ben ne yapayım? Kardeşim ne yapayım değil. Sen kendi albümüne inanıyorsan sana Allah ses vermiş. Eğer sen sesine, sahnene, duruşuna, konuştuğun yani kurduğun cümlelere kadar inanıyorsan, çünkü halk çoğu insanı hemen tutmaz. Tabii ki. Ha, tutar seni ama sana affedersin, özür dilerim, tokatı çekti mi de aşağı bir indi mi daha çıkamazsın yani. Tabii. Çünkü attığın adıma dikkat edeceksin. Tabii. Önemli olan sağlam kaplumbağa sağlam gibi yavaş yürümek, sağlam yürüyebilmek. Bu işleri bilen insanlarla beraber yürümek. Hı-hı. Çünkü halk aslında önceden bundan 3-5 yıl öncesinde evet belki gözler boyanıyordu aslında, değil mi? Hani magazinel işin magazinel kısmında şöyle bir baktığımızda evet inanıyorlardı ama şimdi... İnan, magazin halkın kendisi biliyor musun? Halk çok güzel ayrımını yapıyor. Halk çok güzel farkında, her şeyin farkında. Sesin iyisinin kötüsünün de yaşam tarzı, oyuncular. Mesela oyuncu bir furya, bir şey çıktı, bir dizi furyası çıktı mesela. Onlarda bile yani onların yaşam tarzına kadar insanlar biliyorlar artık. Her şeyin farkındalar zaten. Elin altını tık tık yani yazdığı artık zaman onlara her şey. Verebileceğin tek bir şey var. Hı-hı. Hani senin özel hayatınla alakalı değil. Verebileceğin tek bir şey onlara çok iyi bir şarkı. Evet. İşin ekranda, ne? Tabii ekranda çok iyi onlara sanatçıysan, iyi bir elektrik. Aynen öyle. Sanatçıysan onların samimiyetinle ama dürüstlüğünle. Evet. Ben buradan yine selam göndermek istiyorum değerli Şebnem Kısaparmak ve Fatih Kısaparmak abi. Aa, evet. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Haftaya içi her gün. Mükemmel örnek. Tabii ki. Mükemmel çok, bir çift. Hakikaten. Ben programda da söyledim Şebnem Hanım'ın programda. Haftaya içi her gün oradayım ben. Kanal 7'deyim. Şebnem öyle Hanım'ın mi? Tabii. Ben kendisine çok söyledim güzel. Canlı yayında. Yani benim hakikaten bu Kurtlar sofrasının içerisinde tek gidebileceğim doğru adresti yani. Değil mi? Ben yemin ediyorum. O ortaokul lise yıllarımda falan haber spikerliği yaptığı dönemlerde evet. Kendime idol olarak aldığım evet. Üniversite zamanında da evet. Aynı şekilde. Allah mutluluklarını kadının duruşuyla amin. Kadının duruşuyla dürüstlüğüyle hanımefendiliği hakikaten hem evliliğini çok güzel yürütüyor hem de işini çok sağlıklı ve düzeyli bir çok şekilde yapıyor. İşte halk böyle çok insanları evet tabii halk ki. Böyle insanları tabii gerçekten ki. Bağrına basar, benimser. Halk evet çıkardığı gibi indirmesini de çok tabii güzel ki, biliyor. Evet efendim, Rijden arkadaşlar uyarıyorlar. Sevgili yönetmenim, kızmayınız efendim. Bir türkü arası molası verelim. Sıradaki olur mu? Parçayı bütün izleyenlere hangisini okuyacaksın albümden? Seni buralardan kaçırayım olması lazım. Hareket seni buralardan mi? Kaçırayım. Ya da bir belaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hangisi olsun arkadaşlar? Bir bela var ki başımda. Söz bir bela varmış. Var ki başımda. Evet. Kimmiş bu bela? Sevmez miydin? Gül dese gülmez miydin? Sev dese sevmez miydin? Bir bela var ki başımda. Öl dese ölmez miydin? Gül dese gülmez miydin? Sev dese sevmez miydin? Bir bela var ki başımda. Allah'ım sen bilirsin, bu canım da verirsin. İçim dışım sen bilirsin, bir bela var ki başımda. Gel desen gelmek bilmez, gül desen gülmek bilmez, git desen gitmek bilmez, bir bela var ki başımda. Gel desen gelmek bilmez, gül desen gülmek bilmez, git
git desen gitmek bilmez. Bir bela var ki başımda. Yaktın gönül çıramı, kanattın bu yaramı, bilmem sonum kara mı, bir bela var ki başımda. Yaktın gönül çıramı, kanattın bu yaramı, bilmem sonum karalı, bir bela başımda. Allah'ım sen bilirsin, bu canım da verirsin. İçim dışım sen bilirsin, bir bela var ki başımda. Gel desen gelmek bilmez, gül desen gülmek bilmez. Git desen gitmek bilmez, bir bela var ki başımda. Gel desen gelmek bilmez, gül desen gülmek bilmez. Git desen gitmek bilmez, bir bela var ki başımda. Çok güzel. Kimmiş başındaki bela, çabuk söyle. Benim başımdan değil, Ömer abiye sormak lazım. O yazdı çünkü. Öyle mi? Aynen. Sözümüzü konu. Sözümüzü konu. Hakikaten çok içli. Yani sevgiliye bir sitem var aslında, değil mi? Bir şey söyleyeceğim aslında. Seviyor ama bir taraftan vazgeçemiyor falan. Ömer abinin yeni çıkacak olan albümünde bir şarkı var. Dedim abi nasıl yazdın bunu? Çok merak ediyorum. Hani dedi oturuyordum falan dedi işte biri eşiyle falan tartışıyor böyle arkadaşı. Ya ne yapmaya çalışıyor bu? Hani hareketler niye böyle? Ya abi dedi artık bıktım ya falan dedi. Diyorum ki ya gözümün önünde ol. Gözümün önünde ol. O kadar seviyor tabii ki. Yani gözümün önünde ol. Yani gözümün önünde olsa bile o şekilde bile kıskanıyorum diyor. Ömer abi dedi, sen gözümün önünde ol. İçime deli gibi dol. Gerisini okumuyor. İçime deli gibi dol. Ya gözümün önünde ol. Yine de hani küçük bir örnek verdim böyle. Hani o anlık belki yaşadığı şeyle alakalı yazıyor. Ve bazen hayal dünyasına kapılıp da veya bir şarkıdan çok etkilenip de veya bir arkadaşından etkilenip de yazan insanlar da var yani. Ama genelde işte bu etki aslında yaşanmışlıklarıyla bağlantılı değil mi? Tabii, genelde mutlaka. Çok büyük bir aşk acısı yaşıyor mesela. Anıları öne çekmekle. Anıları öne çekmek, evet dediğiniz çok doğru. Aynen öyle. Hani böyle... çok sevmiştir, kavuşamamıştır ya da imkansız bir aşktır ya da yaşamıştır, bitmiştir, bitmek mutlaka, zorunda kalmıştır. Onun arkasından yazılan şarkılar mesela. Mutlaka. Bir de onunla birlikte o sözleri içtenlikle değil mi? Sizler daha iyi biliyorsunuz. Yani yazdıkları zaten... İçtenlikle okuyabilmek aslında, o gırtlağı kullanabilmek. Yani yazdıkları hakikaten o kadar çok anlamlı yani cümleler ki. Ve artı o cümlelerin de sonra müzikle beraber ayrı bir duygu katıyorlar yani. Doğru. Takdir ettiğimiz zaten 3 tane böyle sanatçı var. Yani çok sevdiğim. Hani bestelerini hep okudum. Hani onları okurken Ömer de hissederek. Danış, Ömer Danış, Yıldız Sil ve Cengiz İmren. Cengiz İmren. Cengiz İmren'e yani Cengiz İmren hakikaten sahnesi çok, çok güzel. Yani. Yıldız Sil'in de sahnesi çok güzel. İkisine de buradan sevgilerimizi çok güzel yolluyoruz. Şarkılar yazıyorlar yani. İnşallah onları da konuk alırız. Şey de var, özür dilerim. Hakan Altun. Hakan Altun, çok evet. Çok şarkılar yazıyor. Adam hakikaten beste fabrikası sanki. Bana hitap ediyor yani onların yaptıkları hakikaten, bana hitap ediyor. Hakan Altun hakikaten beste fabrikası. O nasıl bir... duygudur, o nasıl bir içtenliktir ve şarkılardır değil mi? O nasıl bir şeydir böyle ağlatıyorlar sizi. O nasıl bir şeydir ki, evet. Bu nasıl bir şeydir ki rejiden de arkadaşlar sevgili yönetmeniniz böyle veda veda diyor artık.
Evet efendim, şimdilik. Şaka yapıyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Evet, şimdilik bu kadar. Bitiyor, bitiyor yani. Hakikaten iki saat nasıl geçti ya Volkan? Vallahi, yemin ederim. Hakikaten sanamadım siz de değil mi? Teşekkürler. Ne kadar hızlı geçti. Çok teşekkür ediyorum ben. Ayaklarınıza sağlık. Kendi evimdeymişim gibi. Hakikaten biz bize böyle kahvaltımıza yaptık. Ondan sonra çaylarımızı içtik. Bardak bardak değil mi böyle? Aynen. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Ben teşekkür ediyorum. Volkan'cığım tabandakini bitiriyorsun. Arkandan ağlar yoksa. Arkandan ağlar. Yayından sonra yiyeceğim. Sevgili izleyenler, sizlerin göz önünde yemek istemiyor Volkan. Hani diyetteymiş ya. Ben biliyorum ki yayından sonra ben o tabağı yumulacak. Yumulacak. Efendim bugünlük bizlerden bu kadar. Bizler yarın aynı saatimizde, yani yarın 10'da, saat 10'da Ekin TV ekranlarında olacağız. Yine aynen bu şekilde. Belki birazcık daha fazla olabilir kahvaltımızda malzemeler. Volkan gelecek de ben fazla bir şey koymadım falan dermişim. Sürpriz konu ve konuklarımla. Yarın bizler aynı saatimizde Ekin TV ekranlarında olacağız. Sizler de ne yapıyorsunuz? Kahvaltı masanızı hazırlıyorsunuz. Elinize çayınızı alıyorsunuz. Şöyle bir televizyonun karşısında kuruluyorsunuz. Ve Ekin TV'yi açıyorsunuz. Bizleri izliyorsunuz. Yarına kadar esen kalın. Hoşça kalın efendim. Şarkı alacak mısın? Şarkı al, evet, bir tane şarkı alalım. Şarkıyla veda edelim. Seni buralardan kaçırayım. Sen ateşsin, ben çırayım. Öyle mi oluyor? Evet, öyle miymiş Volkan? Peki, öyle. Hadi bakalım bununla veda edelim. Albümden değil mi? Seni buralardan kaçırayım, sen ateşsin.